Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, 2021 Aralık aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Aralık ayı kariyer konularına çok önemli işaretler veriyor. Kariyerde önemli adımlar var, yeni kapılar açılabilir size. Aya hızlı başlıyoruz zaten, tutulmayla başlıyoruz. Hemen 4 Aralık'ta 12 derece yay burcunda güneş tutulması olacak ki sizin 10. ev kariyer evinizde olacak. Her tutulma bir yeni ay güneş tutulması ve yeni başlangıçları teşvik ediyor. Aslında yay burcundaki tutulmalar, ikizler yay aksındaki tutulmalar son 1,5 yıldır yaşıyoruz. Ve her 6 ayda bir olan bu tutulmalarla bu konularınız, yani kariyer konularınız bir şekilde değişimlere uğramış olabilir. Burada düzenlemelerle karşılaşmış olabilirsiniz. Bu tutulma bu aksdaki son tutulma olacak ve önümüzdeki 9 yıl ikizler yay tutulmaları artık meydana gelmeyecek. İş değişiklikleri, yer değişiklikleri, bir işe başlama, bir işten ayrılma, kendi işini kurma, işle ilgili eğitimler, işle ilgili seyahatler, çalıştığınız yerde olan değişimler, ofis değişimleri, mesleki değişimler, tüm bunlar bu tutulmayla beraber gündeminizde olabilir. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarınday mı? Eğer öyleyse bu tutulmanın sizin için bireysel etkileri daha kadersel olacaktır. Çok daha güçlü olacaktır. Tutulma bu ay devam edebileceği gibi önümüzdeki Nisan sonu Mayıs ayına kadar yine büyük planda etkisini devam ettirebilir. Mars ayın 13'üne kadar Akrep burcunda, biraz daha böyle spiritüel konulara, ruhsal konulara, kültürel konulara özellikle Kasım ayında çok yöneldik. Eğitimler, seyahatler, hareketler öne çıktı. Bu ay, ayın 13'ünden sonra Mars yay burcuna geçecek ve tüm enerjinizi daha çok iş konuları, kariyer konuları, sorumluluklara yöneltiyorsunuz. Yani bu ailedeki sorumluluklar da olabilir tabii ki. Bir yerde çalışıyorsunuz, işteki sorumluluklar, eğer o yeri yönetiyorsanız, kendi işinizse, tabii ki kariyerinizle ilgili o alanda da önemli sorumluluklar olabilir. Mars mücadele demek ve Mars biraz daha yay burcunda daha cesur, daha aktif olabileceğinizi ve daha fazla risk alabileceğinizi de işaret ediyor. Bu risklere de dikkat edelim. Yani biraz kendi inançlarımızı, kendi düşüncelerimizi aşırı savunabiliriz. Ya da işte siz olmazsınız da çalıştığınız yerdeki üstleriniz, işte aile içerisindeki ebeveynleriniz, hani fikirsel tartışmalar, herhangi bir inançlarda, felsefelerde, düşüncelerde, planlarda, programda böyle çatışmalar olabilir. Hani bu çatışmalara açık bir pozisyon. Bunları iyi yönetmek gerekiyor. Daha sakin davranmak gerekiyor. Ama iş konularında, kariyer konularında gerçekten enerjimizi çok yoğunlaştırdığımız bir dönem olacak. Bu da bize başarılar getirebilir. İşle ilgili seyahatler de yapabiliriz. Özellikle yurt dışı konuları, uluslararası konuda aktif olabilir. Bazı iş ortamında mesela mesleki eğitimler olabilir. Bunları düzenleyebiliriz. Belki siz burada bir şeyleri sunabilirsiniz ya da kendinizi geliştirecek bazı eğitimler alabilirsiniz. Ve ayın 19'unda İkizler Burcu'nun 27 derecesinde Dolunay var. Bu Dolunay 4. evinizi aydınlatıyor. Her Dolunay duygusal olarak bizi daha çok etkiler ve bir şekilde bir dönüşümdür, bir tamamlanma sürecidir. Biraz da aileye yöneliyorsunuz. Evde, yuvada konular var. Ebeveynleriniz gündemde. Belki onlarla ilgili bazı hedefleriniz vardı. Bunlar sonuçlanıyor. Onların sağlıkları olabilir, onlarla ilgili konular olabilir. Belki bir taşınma konusu, emlak alma, satma, yer değiştirme konusu var. Evde yapılacak düzenlemeler var. İşte tüm bunlar gündemde. Evde bir iş kurmak, evde çalışmak da olabilir tabii ki. Özellikle özel alanlarınız öne çıkıyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza yine bakınız. 27 derece ve yakınlarında güneş ya da yükselen burcunuz var mı? Varsa bu dolunay sizin için çok önemli. Özellikle ailevi konular, ebeveynlerle ilgili konular çok daha gündemde olabilir. Belki bir sağlık konusu var ya da ebeveyninizin bir sorunu var ya da onunla ilgili çözemediğiniz gerilimler var. Hani onları çözme fırsatı bulabilirsiniz. Belki bazı yardımlar alabilirsiniz ya da siz onlara yardım edebilirsiniz. İlgilenebilirsiniz bu süreç içerisinde. Dolunay tutulmadan farklı olarak Aralık ayında etkilerini gösterir. 19 Aralık'ta meydana gelecek. 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası tabii ki en yoğun tesirlerini görebileceğimiz bir zaman. Ve bu ayın yine en önemli gezegen hareketlerinden birisi, yılın da en önemli hareketlerinden birisi, 19 Aralık'ta Venüs Oğlak Burcu'nda gerilemeye başlıyor. Bu yıl Venüs uzun süre kalacak Oğlak Burcu'nda, 6 Mart'a kadar, 4 ay kadar. Çünkü
19 Aralık'ta 30 Ocak aralığında 40 gün gerileyecek. Her 1,5 yılda bir Venüs gerilemesi yaşarız. Her 8 yılda bir de aynı burçta olur. En son 2013'ün aralığı 2014'ün Ocak ayında yine Oğlak Burcu'nda gerilemişti Venüs Retrosu. O dönemi şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. Hani benzer tesirler olabilir tabii ki. 11. evinizde bir Venüs gerilemesi var. Üstelik Plüto'yla da çok güçlü bir açısı var. Her şeyden önce biraz sosyal hayatınıza dikkat çekiyor. İşte arkadaş ilişkilerinize dikkat çekiyor. Bir grup içindeyseniz, bir grup çalışması, bir organizasyon içinde olabilirsiniz. Yani bir kulüp üyeliği, dernek üyeliği olabilir. Buralarda bazı anlaşmazlıkların, bazı sorunların çıkması mümkün. Plüto etkisi biraz böyle tutkulu, hırslı, manipülatif durumlar da getirebilir. Yani burada kıskançlıklara, işte baskılara, manipülatif durumlara dikkat etmek lazım. Özellikle sosyal hayatta. Önemli kararlar vermemekte fayda var. Biraz hani geçmişle ilgili tesirler de getirebilir. Yani eski arkadaşlarla sizi bir araya getirebilir örneğin. Yani bu tarz nostaljik tesirleri olabilir. Özellikle kadın figürlerle ilişkilere dikkat etmekte fayda var. Bazı projeleriniz, üzerinde çalıştığınız projeleriniz bu süreçte yavaşlayabilir mesela. Aslında Venüs Retrosu biraz dinlenmek, içe dönmek, bir şeyleri değerlendirmek için bir fırsattır. Daha çok maddi konuları sorgulayabiliriz. Kazançlar, borçlar, gelir gider dengeniz ya da işte ben çalışıyorum, çabalıyorum, ne hak ediyorum, ne alıyorum gibi böyle hak edişlerle ilgili ya da ilişkilerdeki özdeğer duygusuyla ilgili işte ilgi, alaka, beklentiniz, sevgi alışverişleri falan. Hani buralardaki değerlendirmeler, sorgulamalar artabilir bu dönemde. Biraz kuruntular da artabilir tabii ki. Hani siz yaşayabileceğiniz gibi karşınızdaki kişilerin de bu tarz gündemleri olabilir. Para konularına biraz dikkat edelim. Çünkü oldukça spekülatif ve manipülatif olabilir Venüs Retrosu Plüto ile birleştiğinde. Özellikle büyük paralar, işte büyük finans kuruluşları, büyük şirketler, yani bunların dünya üzerindeki ekonomik alanlardaki spekülatif hareketlerini arttırabileceği için hani bireysel olarak eğer piyasalarda hareketleriniz varsa, spekülatif piyasalarda bulunuyorsanız hani bunun tesirleri olabilir. Buralarda da daha dikkatli hareket etmekte, çok risk almamakta fayda var sevgili balıklar. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.